Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Huawei MatePad 11 tablet bilgisayarı inceliyoruz. Çok önemli bir ürün bu. Gerçekten önemli. Neden? Biliyorsunuz Huawei geçtiğimiz yıllarda bir Harmony OS işletim sistemini tanıtmıştı ve yaklaşık bir ay önce de Harmony OS'in 2.0 sürümünü duyurdu. Şimdi Harmony OS neydi? Harmony OS markanın mobil cihazlarında kullanacağı ve hatta otomobil gibi farklı alanlarda da karşımıza çıkacak olan bir işletim sistemi. Akıllı saatlerde kullanılıyor, tabletlerde kullanılıyor, telefonlarda kullanılıyor ve benzeri cihazlarda artık Android işletim sistemi yerine Harmony OS kullanacak. Biz de Türkiye'deki ilk, bakın burası çok önemli, onun altını özellikle çiziyorum. Türkiye'de Harmony OS kullanan ilk cihaz olan Huawei MatePad 11'i inceleme imkanı bulduk. Şimdi ben kişisel olarak Huawei ürünlerini kullanan birisi olarak daha önce Huawei MatePad 10 modelinde kullanmıştım. O da gerçekten de güzeldi. Hatta bu modelde benziyordu arkadaşlar. Ama Huawei MatePad 11 biraz daha genişletilmiş özelliklere sahip, biraz daha farklı özelliklerle karşımıza çıkıyor. Şimdi ürünü satın aldığınız zaman şöyle bir klavyesi, manyetik klavye diye geçiyor ve şöyle bir kalemi çıkıyor. M Pencil dediğimiz kalemin ikinci nesli bu. Birinci nesilden bazı farklılıkları var. Onlardan da birazdan bahsedeceğim. Ama her zaman yaptığım gibi bir dış görünümden bahsetmek gerekirse şöyle kalemimizi yukarı koymuş oluyoruz. Bunu çıkartalım. Klavyemizi şöyle çıkarttığımız zaman aslında tabletimiz bu şekilde bir tabletimiz hazır hale geliyor. 11 inçe yakın bir ekranımız var. Gördüğünüz gibi kamera tarafını, öndeki kamerayı ortaya almışlar. Bir önceki modelde sol taraftaydı. Bence ortaya alınması daha iyi olmuş. Özellikle böyle online toplantılarda, Zoom'da filan ortada olması bir parça daha iyi oluyor. En azından sizin hani kameraya bakış açınızın daha doğru olması açısından bence bu güzel bir adım olmuş. Çerçeveleri çok kalın değil ama her tarafta aynı kalınlıkta bir çerçeve bizleri karşılıyor. Üst tarafta bir ses açma kapama tuşumuz mevcut. Yan tarafta bir güç tuşumuz var. 4 adet hoparlörümüz var ve 4 adet de mikrofonumuz var. Önceki modelde de böyleydi bu arada. Şimdiki bu modelde de yine Huawei MatePad 11'de de bu 4 mikrofon ve 4 hoparlör olayı devam ediyor. Harman Kardon tarafından geliştirilen bir hoparlör sistemi var. Sesi muhteşem. Onun detaylarını birazdan bahsedeceğiz. En azından örnek olarak da göstermiş olacağız. Arka tarafta tekli bir kameramız var. Kameramızın yanında bir LED lambamız var. Bunun dışında cihazın hani bir de USB tip C bağlantımız var. Onun dışında başka bir hani bağlantı girişi vesaire de bulunmadığını söyleyelim. Biraz da ben kılıftan bahsetmek istiyorum. Oldukça şık ve hafif bir kılıf var. Şöyle göstermiş olayım. Üzerinde standart bir tuş takımımız mevcut. Q dizilimine sahip bu tuş takımımız. Normal hani kullandığımız bir Q dizilimine sahip bir standart bir klavye olduğunu söyleyelim. Şöyle üzerine koyduğumuz zaman otomatik olarak eşleşiyor. Bakın şöyle yapalım. Şöyle koyduk. Bu şekilde koyunca otomatik olarak eşleşiyor. Ve bu arada klavyenin iki farklı açısının olduğunu söyleyeyim. Bir tanesi biraz daha dik dururken, ikincisi biraz daha yatay durarak sizin hani özellikle toplantılarda falan daha iyi kullanmanızı sağlamış oluyor. Bunun dışında kalemimiz var. Kalemin şarjı klavyenin de aynı şekilde cihaz üzerinden gerçekleştiriyor. Kalemi şu şekilde birazcık böyle kenara doğru koymanız gerekiyor. Önceki modelde ortaya koymamız gerekiyor. Yani bunda da ortaya koyabiliyorsunuz ama tam oturması için ve şarj olması için bir parça böyle sağa yakın cihazı tam karşısına tuttuğunuzda sağa yakın koymanız gerekiyor. Gelelim Huawei MatePad 11'in teknik özelliklerine arkadaşlar. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Tabletimiz 10.95 inçlik 2560'a 1600 piksellik QHD bir ekrana sahip. Bu ekranın yenileme hızı 120 Hz. Bu önemli. Bunun detaylarına birazdan değineceğim. Qualcomm'un Snapdragon 865 chipsetini kullanıyor ki oldukça güçlü bir chipset. 6 GB RAM, 64, 128 ve 256 GB depolama seçeneklerinin olduğunu belirtelim. Huawei Share desteği var. Fareyle kullanım imkanı var. Masaüstü modu diye geçiyor burada. Harmony OS 2.0 işletim sistemi bulunuyor. 13 megapiksellik f1.8 arka kamera. 8 megapiksellik de f2 diyaframlı bir ön kameramız var. Arka kamera 4K, ön kamerada Full HD video kayıt yapabiliyor. Onu söylemiş olalım. Wi-Fi 6 desteği var. Bu da önemli. Bu da önemli bir geliştirme. Bunun da detaylarını birazdan bahsedeceğim. 4 hoparlör, 4 mikrofon olduğunu söylemiştik. 7250 mAh'lik bir pilimiz var. 12 saatlik bir pil ömrü ve PC için ikinci ekran desteğinin de bu ürünle beraber geldiğini söyleyelim. M Pencil'da ikinci nesil ve 4096 basınç seviyesi var.
klavyemizin de standart bir EQ klavye olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Fiyatına gelecek olursak arkadaşlar, komple bu paketi Huawei MatePad 11'i, klavyesini ve bu özel M-Pencil kalemi 4999 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Şimdi gelelim arkadaşlar tabletle ilgili yaşadığımız deneyime. Huawei önemli bir atılım yaptı burada. Artık Android işletim sistemi yerine Harmony OS'e resmi olarak geçmiş oldu. Huawei MatePad 11'de Harmony OS kullanan ilk ürün, onu söyleyelim. Ve Türkiye'de satılan da ilk ürün bu arada. Peki arayüz nasıl? Aslında açık söylemek gerekirse, hani Android işletim sistemi ben kullanıyorum uzun yıllardır. Ve uzun yıllardır da, son özellikle 1,5-2 yıldır da Google'sız bir telefon da kullanıyorum. Huawei P40 Pro var bende, biliyorsunuz. Ve bu deneyimlerimden yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Harmony OS gerçekten de çok başarılı bir işletim sistemi olmuş. Hani Android işletim sistemi hani kullandım ben. Tablette de kullandım. Telefonda da halen kullanıyorum. Ondan çok da farklı değil. Ve hani ayarlar olsun, özellikler olsun, şöyle bir düşünceye kapılmıyorsunuz. Ya bu nasıl bir işletim sistemi? Ben bunu ilk defa kullanıyorum falan demiyorsunuz. Çok tanıdık, çok güzel bir arayüz tasarlamışlar. Ve bütün ayarları da mesela şöyle köşeden yukarı doğru aşağı indirdiğinizde bir kontrol paneli açılıyor. Ve burada cihazla ilgili bütün ayarları görebiliyorsunuz. Ekstra ayarlar içinde şöyle bir çark simgesi var. Onu tıkladığınız zaman da diğer bütün ayarlara da buradan ulaşabiliyorsunuz. Ki aynen bu da aslında Android'de de karşımıza çıkan bir durumdu, biliyorsunuz. Ve hani bu arayüz çok başarılı ve bu arayüzün bazı böyle enteresan güzel özellikleri de var. Mesela Android'de bulunmayan ya da rakiplerinde çok fazla görmediğimiz bazı özellikleri de var. Ve bu özellikleri de kullanarak herhangi bir yabancılık çekmeden cihazı kullanıyorsunuz. Peki aklınıza şu soru geliyordur. Uygulama tarafı nasıl? Yani ben uygulama nereden yükleyeceğim, nasıl bulacağım, Android uygulama mı olacak, nasıl olacak derken, aslında Android uygulamaları tamamıyla bu cihazla uyumlu. Herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Zaten Huawei'nin kendi App Gallery ekosistemi var. Ve orada da hem yerel, yani hem Türkiye ile ilgili işte bankacılık olsun vesaire olsun birçok uygulama var. Artı diyelim ki bulamadığınız bir uygulama varsa da üçüncü parti yazılımların sitelerinden bu uygulamaları indirip yükleyebiliyorsunuz. Yani aslında şöyle söyleyeyim, Android ile uyumlu bir işletim sistemi Harmony OS ve çok başarılı bir şekilde uygulama yükleyebiliyorsunuz. Gerek mesela kendi sitelerinden indirebiliyorsunuz. Çeşitli dosyalar üzerinden de bunu yapabiliyorsunuz. Ya da App Gallery'nin kendisinden indirebilirsiniz ya da APK Pure gibi üçüncü parti yazılım sitelerinden de uygulama indirip tablet üzerinde kullanabiliyorsunuz. Bu da yani çok güzel bir özellik olmuş. Ben bu Harmony OS tarafını çok beğendim. Onun altını özellikle çizeyim. Bu arada uygulamalara ulaşmanın bir diğer yöntemi ise Huawei'nin kendi geliştirdiği Petal Search programı. Yani bu program yardımıyla örneğin bir uygulamayı arıyorsunuz. Diyelim ki App Gallery'de olmadığını varsayıyorum. Petal Search size nerede bulabileceğinizi de söylüyor. Bu da çok güzel bir özellik. Hani ekstra uğraşmadan da hemen hızlıca Petal Search üzerinden araştırma yaptığınızda istediğiniz uygulamayı da bulabiliyorsunuz. Bunun da güzel bir özellik olduğunu altını çizeyim. Şimdi gelelim Harmony OS'in sunduğu ilginç bir özelliğe. App Multiplier, yani uygulama çoklayıcı. Şimdi buna sağ üst köşeden giriyoruz. Kontrol paneline buradan detaylara girdiğimizde ekran ve parlaklık ayarları çıkıyor karşımıza. Şimdi ekran ve parlaklık ayarlarına girdiğimizde uygulama çok çoğaltıcı diye geçiyor. Uygulama çoğaltıcının özellikleri karşımıza çıkıyor. Şimdi bu şöyle bir şey arkadaşlar. Tabletinizi yatay yönde kullanırken daha kolay, çok görevli yürütüm için uygulamaları çift pencerede görüntüler, tüm uygulamalar desteklenmiyor. Şimdi burada desteklenen uygulamalar, yani siz bir uygulamayı yüklediğiniz zaman eğer destekleniyorsa zaten burada yanında bir işaret çıkıyor. Onu aktif hale getirmeniz gerekiyor veya kapatmanız veya açmanız gerekiyor. Şimdi burada mesela benim ekranımda ipuçları var, Blue TV var, sağlık var ve Petal Search uygulamalarının uygulama çoğaltıcıyı desteklediğini görüyorum. Ben şimdi bunları aktif ettim. Ne oluyor? Şimdi şöyle göstermiş olayım. Uygulama çoğaltıcı şu an aktif ve işte Blue TV'yi açtım. Gördüğünüz gibi yatay modda da çalışıyor. Normalde Blue TV dikey modda çalışıyor ama burada yatay modda çalışıyor. Mesela şöyle yapalım. Bakın şimdi göstereceğim. Burada mesela Petal Search'ü de açalım. Ve Petal Search'ü de burada beraberinde kullanabiliyoruz. Bakın böyle bu şekilde ikisini beraber kullanabildiğimizi gösteriyorum. Mesela şimdi de kapatayım ben bunu. Hani ne fark olduğunu görmeniz açısından bunları gösteriyorum. Uygulama çoğaltıcıyı kapatacağız. Bakalım ne olacak? Uygulama çoğaltıcı. Şimdi Blue TV için kapattım. Hemen gerçek zamanlı göreceksiniz zaten ne olduğunu. Bakın kapattım ve bu sefer sadece dikey açılıyor. Yani yatay olarak kullanamıyorsunuz. Uygulama çoğaltıcının böyle bir güzel tarafı olduğunu söyleyelim. Yani yatayda da ve aynı anda birden fazla uygulamayı da kullanmanızı sağlıyor arkadaşlar.
Şimdi arkadaşlar, Huawei MatePad 11 ile ilgili ilginç bir özellik var. Harmony OS işletim sistemini kullandığı için eğer Huawei ekosisteminde farklı bir cihazınız da varsa onun kapağını açtığınız anda zaten ekranda bir animasyon belirecek. Mesela şu anda Huawei FreeBuds 4 var ki geçtiğimiz günlerde onun da testini yapmıştık. Kapağını açıyorum ben ve şöyle yanına getirdik. Yaklaşık bir 5-10 saniye içinde, hatta ben bir arama moduna geçirmiş olayım. Şu an arama moduna da geçirdik ve 5-10 saniye içinde bakın çok güzel bir animasyon geldi ve Huawei böyle bir FreeBuds 4'ü bulduğunu söylüyor. İstiyorsanız ekliyorsunuz, bağlıyorsunuz veya bağlamak da istemiyorsanız bağlamayabilirsiniz. Tabii benim göstermek istediğim şey bu değildi aslında ama en azından Huawei ekosisteminde bu tarz cihazların nasıl kullanıldığını ve Harmony OS'in özelliklerini göstermek için bunu sizlere özel olarak kaydetme imkanı bulduk. Ama göstermek istediğim şey şu, süper cihaz diye bir şey var arkadaşlar Harmony OS işletim sisteminde. Benzer şekilde bu üründe de destekleniyor. Nedir bu? Şimdi siz eğer etrafta başka bir Huawei ekosistemine ait bir cihazınız varsa, ki mesela bu örnekte biz biraz sonra ekran görüntülerini göstereceğim size. Bu örnekte yine bizim Huawei FreeBuds 4'ü kullandık. Etrafta öyle bir cihazınız varsa bunu süper cihaz olarak belirleyip sonra açtığınız zaman o arayüzü, ki menüden giriliyor süper cihaz diye bir özellik var. Oraya açtığınız andan itibaren bu cihazı görüyorsunuz ve şöyle bir parmak hareketiyle getirdiğiniz zaman tak diye bağlantısı sağlanmış oluyor. Hani böyle şifreyle bilmem neyle şununla bununla uğraşmadan da etraftaki cihazları otomatik olarak bağlayıp ya da bağlantısını kesebiliyorsunuz. Bunun da çok güzel bir özellik olduğunu söyleyeyim ki Huawei bunu işletim sisteminin tanıttığı etkinlikte de göstermişti. Orada mesela işte buzdolabını bağlıyor, çamaşır makinesini falan bağlıyor. Böyle çok daha farklı cihazları da yine süper cihaz olarak da gösterebiliyordu. Bizim örneğimizde elimizde Huawei MatePad 11 ve Huawei FreeBuds 4 olduğu için bunları gösterdik ama şunun ipucunu veriyor Huawei bizlere. Önümüzdeki dönemde diyor, piyasaya süreceğim diğer cihazları da böyle birbirine kolay bir şekilde bağlayacaksınız diyor. Yani Huawei kendi ekosistemi için önemli bir adım atmış oluyor. Şimdi arkadaşlar, Huawei MatePad 11'de ilginç bir özellik daha bulunuyor. Mikro servis olarak geçiyor bu. Şimdi bu her uygulamada çalışmıyor ama desteklenen uygulamalarda böyle. Şimdi ekranda çeşitli simgelerim var bu alt kısımda gördüğünüz gibi. Buraya istediğimiz gibi simgeleri atabiliyoruz biz. Çeşitli uygulamaları bu alt menüye koyabiliyoruz. Bunun üzerine basılı tuttuğumuz zaman bakın ara, keşfet, favoriler, en son ve en üstte mikro servisler diye bir menü çıkıyor. Yani burada bazı uygulamaların neler yapabildiğini görebiliyoruz. Bunları geliştirebiliyoruz. Mesela kamerada da benzer şekilde özellik mikro servisler de var. Mesela kamerada fotoğraf, video, güzellik ve selfie modlarına doğrudan doğruya, yani kameraya tıkladıktan sonra istersek doğrudan doğruya ona da basabiliyoruz ve tıklayabiliyoruz. Bu güzel bir özellik olmuş. Şöyle yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi mesela fotoğraf var, video var. Tabii bu her uygulamada olmuyor. Desteklenen uygulamada olması gerekiyor ama bu bence bu güzel bir özellik olmuş. Mesela şuradan bir uygulama da alalım. Galeriyi tekrar koyalım şuraya. Şöyle yaptığımız zaman varsa farklı bir özelliği, yani mikro servis desteği varsa burada ekranda görmüş oluyoruz. Bu da Harmony OS'ta gelen çok güzel bir özellik. Şimdi gelelim Huawei MatePad 11'in önemli özelliklerinden bir tanesi olan 120 Hz'lik ekran yenileme hızına. Şimdi önceki model de güzeldi, çözünürlük vesaire aynıydı ama bunun ekran yenileme hızı çok daha güzel bir değere ulaşmış. Daha önceki üründe 60 Hz'de, bu üründe 120 Hz'lik bir ekran yenileme hızı var. Bu da özellikle oyunlarda, film izlerken ve günlük kullanımda çok daha akıcı ve çok daha detay görmenizi sağlıyor arkadaşlar. Bu önemli bir özellik. Çünkü ekran yenileme hızı arttıkça cihazın size sunduğu deneyim de daha üst noktaya taşınmış oluyor. Ayrıca özellik açısından baktığımızda da 2560'a 1600 piksel çözünürlükte QHD ekranımız var. DCI P3 geniş bir renk gamutu var. 1500'e 1 karşıtlık oranı var ve 500 nitlik, ki 500 nit arkadaşlar birçok dizüstü bilgisayarda bile olmayan bir değer. Genelde 350-400 civarında oluyor. Hatta 300 olan dizüstü bilgisayarlar da var. Bu tabletin parlaklığı 500 nit gibi çok yüksek bir değerde. Bu da şu anlama geliyor. Güneşin altında bile kullansanız herhangi bir şekilde ekrandaki öğeleri çok rahat olarak görebileceğiniz anlamına geliyor. Ve bu önemli. Yani ekran deneyim çok önemli arkadaşlar. Çünkü bu tarz bir ürünü kullanırken doğal olarak, yani takdir edersiniz ki doğal olarak ekranla etkileşimde bulunuyoruz. Bu da ekranın kaliteli olması, yüksek çözünürlükte olması, herzinin yüksek olması, yani yenileme hızından bahsediyorum. Ve aynı zamanda parlaklığının da yüksek olması sizin yaşayacağınız deneyimin de daha üst seviyede olmasını sağlıyor.
Şimdi Huawei MatePad 11'de aynı zamanda akıllı ofis çözümleri diye bir ekosistem de var. Ve burada ofis programlarındaki dokümanları da açabiliyorsunuz. Bu da şu anlama geliyor. Günlük hayatta kullandığımızda hani biri size bir e-postayla bir şey gönderdiği zaman onu açıp istediğiniz gibi düzenleyip kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Bu da önemli bir özellik. Onun da altını özellikle çizmiş olayım. Şimdi teknik özelliklerde söyledim ama Huawei MatePad 11'de aynı zamanda bir akıllı manyetik klavye de bulunuyor. Klavyeyi bağlamak için herhangi bir kabloya vesaire ihtiyaç yok. Otomatik olarak üzerine koyduğumuz zaman bir bağlantı sağlanıyor. NFC teknolojisini kullanıyor ve cihaz gerekli enerjiyi de tabletimizden alıyor. Klavyenin kullanımı güzel. Üst tarafta bir numerik tuş takımımız var. Bir de klavyede uygulamalar tuşu da bulunuyor. Yani aslında normal kullanım sırasında ihtiyacınız olabilecek bütün tuşlara yine klavye üzerinde olduğunu söyleyelim. Fiziksel görünümde bahsetmiştim ama biraz daha detaylandırmak isterim. İki farklı açıda kullanabiliyorsunuz cihazı. Birinci açıda biraz daha dik bir konumda dururken ikinci açıda biraz daha böyle yatay bir konumda, biraz daha böyle aşağı doğru eğilmiş oluyor. Burada hangi açıda kullanacağınız tamamen size kalmış. Kolay bir şekilde böyle birinci açı ve ikinci açıya geçiş sağlayabiliyorsunuz. Gelelim kaleme. Şimdi kalem M Pencil önceki modelde de vardı ama bu biraz daha geliştirilmiş ve değiştirilmiş çünkü iki kalem arasında fiziksel olarak da fark var. Bu kalem bir parça daha iri yarı olmuş. Yani hafiften birazcık daha büyük olmuş ama bu büyük olmasının bir sebebi var. Şimdi ondan da bahsedeceğim. Çok güzel bir şekilde yazı yazabiliyorsunuz. Yeni M Pencil ikinci nesil olarak geçiyor. Tasarım olarak da söylediğim gibi bir önceki modelden biraz farklılıklar içeriyor. En önemli farkı şu arkadaşlar, çift dokunma özelliği gelmişti. Önceki modelde bu yoktu ve 4096 basınç derecesi var. Çok daha hassas bir basınç ayarının olduğunu söyleyelim ve 2 milisaniyede gecikme süresinin olduğunun altını özellikle çizmiş olayım. Bu ne işe yarıyor? Mesela şimdi ben bir tane örnek göstereyim size. Not defterini açtık. M Pencil 2 ile ilgili bir deneme yapmak istiyorum. Not defterini açtık. Burada bir tane notumuz var. Onu da açalım. Şimdi gördüğünüz gibi burada çizim moduna getirdim ben şu anda. Bir şeyler yazalım diyelim. Teknoloji oku yazalım. Teknoloji oku. İki kere tıklıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda silgiye geçtik. Bir kere daha, iki kere daha tıkladığım zaman tekrar kaleme geçiyor. Bu güzel bir özellik. Bu önceki modelde yoktu arkadaşlar. Ve silgiyle böyle bu şekilde sildiğimiz zaman iki kere tıkladık tekrar kaleme geçiyoruz. Mesela kendi adımı yazayım şimdi. Şöyle bir yazalım. Hop. Hop şöyle yazdık. Tekrar silgiye geçtik ve siliyoruz. Gördüğünüz gibi hem kalem hassasiyeti çok güzel olmuş. Çok daha detaylı olmuş. Önceki model de güzeldi ama bu daha iyi olmuş. Gecikme süresi çok düşük olmuş ki yazma deneyimi, çizme deneyimi özellikle de bu alanda bir kabiliyetiniz varsa M Pencil'ın ikinci sürümü gerçekten de güzel bir ürün olmuş ve çok daha böyle hassas, çok daha detaylı şekilde çizim yapabiliyorsunuz. Ve hani kalemle silgi arasında geçişi böyle birkaç milisaniye şekilde şu anda yapıyorum ben mesela. Ekranda görebilirsiniz muhtemelen. Kalemle silgi arasında böyle hızlı geçişleri de sağlayabiliyorsunuz. O da güzel bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Huawei MatePad 11'de ilginç bir özellik daha var. Bir klavye bağladık zaten, kutusundan çıkan bir klavye var ama ben elle kullanmak istemiyorum, bilgisayar gibi kullanmak istiyorum diyorsanız şöyle bir fare bağladık biz Bluetooth'tan ve fareyi de aynen böyle sanki bir masaüstü bilgisayar kullanıyormuş gibi cihazımızı kullanabiliyoruz. Çok da güzel oluyor bu. Özellikle böyle hani drag and drop yapmanız, yani sürükle ve bırak yapmanız gereken işlemler yapıyorsanız bu modun ben çok işe yarayacağını söyleyeyim. Hatta sağ tıklama bile var, öyle söyleyeyim. Yani sağ tıkladığınız zaman da mesela şu an tıkladım ben. Başlangıç ekranı üzerine duvar kağıdı, başlangıç ekranı ayarları gibi ayarları da görebiliyorsunuz. Normal bildiğiniz sanki bir bilgisayar kullanıyormuş gibi bir deneyim sunuyor. Bu bir klavye bağladığınız ve fareyi de bağladığınız zaman cihaz aynı zamanda bir bilgisayara da dönüşmüş oluyor. Şimdi gelelim teknik özelliklerde bahsettiğim Huawei MatePad 11'in mikrofon ve ses özelliklerine. Sesi gerçekten güzel. Yani ben önceki modeli çok beğeniyordum ama bu modelin de ses kalitesi gerçekten çok başarılı olmuş. Harman Kardon ses sistemi kullanılmış ve özellikle de böyle müzik dinlerken, film izlerken filan sesleri tabiri caizse bangır bangır duyuyorsunuz. Hatta ben şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Birçok bilgisayarda alamadığım ses kalitesini şu tabletten aldım. Şimdi onun örneklerini size izleteceğim. YouTube kanalımızdan bir iki video koyacağız. Onları bir izleyeceğiz. En azından ses kalitesini siz de görmüş olacaksınız. Mikrofon kalitesine gelince 4 tane mikrofon var. Bu neden önemli? Çünkü biliyorsunuz tableti bu şekilde yerleştirdiğimiz zaman, örneğin sadece aşağıda olsa bu sefer ses gelmeyecek. Ya da dik kullandığınız zaman belki o mikrofonlar kapanacaktı. Ama 4 tane olduğu için
Birileri kapansa bile diğerleri açıkta olduğu için oradan da ses kaydı alınabiliyor ve mikrofonun ses kalitesi de gayet başarılı bir noktada olduğunu söyleyeyim. Şimdi gelin önce bir hoparlörün ses kalitesini biz hep beraber bir izleyelim. Sonra incelemeye kameralarla devam edeceğiz. Şimdi Huawei MatePad 11'de hem önde hem arkada birer kamera yer alıyor. Öndeki kameramız 8 megapiksel f2 diyaframa sahipken arkadaki kameramız ise 13 megapiksel ve f1.8 diyaframla bizleri karşılamış oluyor. Kameraların kalitesi bir tablete göre gayet başarılı. Hem video tarafında bazı denemeler yaptık hem de fotoğraf tarafında bazı denemeler yaptık. Oldukça iyi sonuçlar aldığımızı söyleyebiliriz. Hatta hem ön hem arka kamerada çektiğimiz video örneklerini de biraz sonra sizlere göstereceğim. En azından siz de ön ve arka kameranın bu video kalitesi konusunda ve fotoğrafları da örnekleri koyacağız bu arada. Fotoğraf kalitesi konusunda da sizin de bir fikriniz oluşmuş olur ama ben bir tablete göre, özellikle altını çizerek söyleyeyim, bu bir cep telefonu değil, bir tablete göre kameraların çok başarılı olduğunu söyleyeyim. Ve daha önce Huawei marka bir telefon kullandıysanız kamera arayüzünün de o taraftaki deneyime fazlasıyla benzediğini de söylemek isterim. Arkadaşlar bu videoyu Huawei MatePad 11'in ana kamerasını yani arka kamerasını kullanarak kayıt ediyoruz. Bu tabletin ana kamerası 4K'ya kadar video kayıt yapabiliyor. Aynı zamanda bir de şöyle görüyorsunuz 10x'e kadar da dijital zoom yapabildiğini de şu anda ekranda görüyorsunuz. İşte Huawei MatePad 11'in ana kamera videosunun performansı da bu şekilde. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoyu Huawei MatePad 11'in ön kamerasını kullanarak kayıt ediyorum. Full HD 30 FPS video kayıt yapabiliyor bu tabletimiz. Ve ses kalitesi de ve görüntü kalitesi de işte bu şekilde. Farklı bir ışık ve renk değerlerinde de en azından nasıl sonuç verdiğini görmeniz için bu şekilde böyle çeviriyorum. Biraz da gürültülü bir ofisimiz var malum. E5'in kenarındayız. Şöyle göstermiş olayım. Arka planda E5 trafiğini görüyorsunuz. İstanbul'dayız. İşte Huawei MatePad 11'in ön kamerası da bu şekilde video kayıt yapabiliyor. Şimdi önemli bir taraf ise cihazın donanım gücü. Bir önceki tablet bilgisayarda yani Huawei MatePad 10'da bildiğiniz gibi arkadaşlar Huawei kendi işlemcisini kullanıyordu. Ama bu modelde Snapdragon'a geçilmiş. Snapdragon 865 işlemci kullanılıyor ki oldukça üst düzey bir işlemcidir bu da ve cep telefonlarında da karşımıza çıkan bir işlemciydi ve özellikle de tabletin gücüne güç katan bir işlemci olmuş. Günlük ihtiyaçlarınızı fazlasıyla görüyorsunuz. Herhangi bir tıkanma vesaire yok. Aynı zamanda bu işlemci Harmony OS ile çok uyumlu bir şekilde çalışıyor. Bu da güzel olmuş. Yani çünkü bu tip işletim sistemlerini biliyorsunuz. Yeni çıkan işletim sistemlerinin işlemcilerle ya da işte ekran kartı şununla bununla filan düzgün çalışmama sıkıntıları olabilir. Çeşitli sorunlar olabilir. Bu cihazda herhangi bir sorun yok. Günlük işlemleri yaptık. Oyunlar bile oynadık. Bir iki oyunu da yükledik hani en azından bir deneyimlemek açısından bakalım neler sunuyor diye. Gayet başarılı bir şekilde oyun oynayabiliyorsunuz. Bunu da belirtmiş olayım. Huawei MatePad 11'de markanın önceki modellerinde de gördüğümüz bazı özellikler var arkadaşlar. İşte mesela ne yapabiliyorsunuz? Huawei Share özelliği var. Screen Collaboration özelliği var. Yani Huawei marka telefonlarla etkileşimle kullanabiliyorsunuz. Ve telefonu doğrudan doğruya cihazın üzerinden de kullanmanız mümkün hale geliyor. Bunlar dışında baktığımız çocuk bölümü var mesela. Burası güzel. Çünkü tabletleri daha çok çocuklar da kullanıyor zaman zaman evlerimizde ve iş yerlerimizde. Çocuklara verdiğimizde işte zaman sınırlaması yapabiliyoruz. Çeşitli şifreler koyabiliyoruz ve uygulamaların diğer sizin kendi uygulamanızı çocuklarınızın girmesini engelleyecek bir farklı bir alanda kullanabiliyor çocuğunuz. Bu da önemli ve güzel bir özellik olmuş. Bunun dışında baktığımda 7250 mAh'lik bir pil var üzerinde ve 12 saate kadar
ki video izleme modunda yapılan bir ölçüm bu. 12 saate kadar pil ömrünün olduğunu söyleyelim. Tip C bağlantısına sahip bir girişi var. Oradan cihazımızı şarj ediyoruz. Wi-Fi 6 desteğimiz var. Bu da önemli. Pil ömrünün yüksek olması güzel. Wi-Fi 6 olması da bence önemli. Neden? Yeni nesil bir kablosuz ağ bağlantı teknolojisi bu. Çok daha yüksek hızlar vaat ediyor ve birden fazla, yani çok daha fazla cihazın aynı anda bir router'a ya da bir modeme bağlanmasını sağlayan güzel bir teknoloji, ama donanımsal olarak desteklenmesi gerekiyor. Sonradan takılması birazcık problemli. Özellikle tabletlerde çok zor, da bilgisayarla takabiliyorsunuz ama tabletlerde bu çok zor. İçine bir parça takmanız lazım. Bu da çok mümkün değil. Ama bu üründe doğrudan Wi-Fi 6 geliyor. Geleceği hazır hale gelmiş oluyorsunuz. Bunun da altını özellikle çizeyim. HarmonyOS'in sunduğu bir diğer farklı özellik ise bazı üçüncü parti uygulamalarda, mesela o bazen oluyor bu, Android işletim sisteminde de karşımıza çıkıyordu. Düzgün çalışmayabiliyor. İşte ekran dik kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Ortada küçük bir şekilde görünüyor uygulama filan. HarmonyOS'te böyle bir sorun yok arkadaşlar. Uygulamaların birçoğunu yatayda da kullanabiliyorsunuz. İsterseniz dikeyde de kullanabiliyorsunuz ve aynı zamanda tam ekranda rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. HarmonyOS'in böyle bir fonksiyonun olduğunu da belirtmiş olayım. Evet arkadaşlar, uzun bir inceleme oldu. Farkındayım ama cihaz güzel. Huawei MatePad 11. Aynı zamanda HarmonyOS 2.0 işletim sistemine geliyor ve HarmonyOS kullanan ilk ürün bu. Şimdi başka ürünler olsa, mesela yarın öbür gün başka ürünler de geldiği zaman belki bu kadar uzun anlatmayacağız. Çünkü yeni bir işletim sistemi olmamış olacak. Artık farklı deneyimler de yaptığımız için o ürünlerde belki bu kadar uzun anlatmayacağız, ama HarmonyOS yeni olduğu için ve yeni bir ekosistem kurduğu için Huawei'yi böyle biraz uzun anlatmak zorunda kaldık. Ama olur ya, anlatmayı unuttuğumuz ya da sizin aklınıza takılan bir soru varsa yorumlarda bizlere soru olarak sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini değerlendiriyoruz, hepsine bakacağız. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.